Hepinize merhaba arkadaşlar. Neşeli Kanatlar YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Tolga. Bildiğiniz gibi profesyonel bir sultan papağan üreticisiyim. Ve bu kanalda sultan papağanları başta olmak üzere diğer paraket, papağan ve diğer ufak cins kuşlar üzerine sohbetler yapıyoruz. Birlikte ben kendi tecrübelerimi sizlere aktarmaya çalışıyorum. Bugün Neşeli Kanatlar kanalından yeni bir formatla sizlerin karşısındayım. Bu formatımızın adı Kısa Kısa. Neden kısa kısa? Çünkü bu format içerisinde 5 farklı konu konuşacağız ve bu konuları elimden geldiğince kısa olarak, ortalama birer dakika olarak sizlere aktarmaya çalışacağım. Umarım yeni format sevilir ve sizler tarafından ilgi duyulur. Bunun devamında da zaten sizlere bu videonun altına ikinci kısa kısa formatımızın ikinci bölümünde hangi soruları cevap vermemi istiyorsanız onları yazmanızı isteyeceğim. Hadi videomuza geçelim artık. İlk konumuz gece korkusu. Gece korkusu sultan papağanlarında ve muhabbet kuşlarında oldukça sık görülen bir durumdur. Bu durumu şöyle açıklamak gerekirse, bir kuşun gece tamamen karanlıkta kaldığı bir ortamda korkarak çırpınmaya başlaması ve çırpınmasıyla birlikte kanatlarını kafese veya kafes içerisindeki tüneklere vurarak kendine zarar vermesi durumuna biz gece korkusu diyoruz. Gece korkusu neden kaynaklanır peki? Öncelikle yeni gelmiş, eve yeni gelmiş kuşlar ortama alışkındı ise karanlığın çökmesiyle birlikte uyandığında o korkuyu hissedecektir. Veya kafeste herhangi bir değişiklik yapılmışsa, tüneklerin yeri değiştiyse, kafese yeni bir eş konulduysa, yavruları varsa, yuvası varsa veya rahatsız olacağı bir ses duyduysa, deprem olduysa, bu gibi durumlarda kuş kendini güvende hissetmek adına etrafın birazcık da olsa aydınlık olmasını bekler. Sizler de eğer kuşlarınızı karanlıkta, koyu bir ortamda bırakıyorsanız gece korkusu durumuyla karşılaşmanız çok normaldir. Bu durumun önüne geçmek için sizlere tavsiyem bir gece lambası yardımıyla kuşlarınıza gece loş bir ortam yaratmanız. Merak etmeyin, bu gece lambası kuşunuzun uyku düzenini bozmayacaktır. Onlar rahatça ve hatta güvenli olarak da uyuyacaklardır. Sultan papağanları için ufak bir detay vermek istiyorum size. Genellikle gece korkusu kırmızı göze sahip kuş mutasyonlarında daha sık görülen bir durumdur. Bunun göz yapısıyla ilgisi olduğu düşünülüyor. Bildiğiniz gibi kırmızı göz yapısına sahip olan kuşlarımız ise albino ve lutino sultan papağanlarıdır. Bu noktada kuşlarınızın gece korkusunu önüne geçmek için loş bir ışık sağlamanızı tavsiye etmekteyim. Sultan papağanlarında olmazsa olmaz kafes aksesuarlarını sayarken kalamar kemiğini atlamamız mümkün değildir. Çünkü kalamar kemiği içinde bulundurduğu kalsiyum miktarı sebebiyle kuşlarınızın ihtiyacı olan kalsiyumu karşılamada oldukça faydalıdır. Aynı zamanda bu kalamar kemiği oynaması, gagasını sürtmesi ve gagasını törpülemesi açısından da kuşlarınız için oldukça faydalı bir araç olacaktır. Bildiğiniz gibi kalamar kemiği ile ilgili bir videomuz var. Ben sağ üst köşeye ekleyeceğim onu izlemek isterseniz. Kalamar oldukça yüksek seviyede bir kalsiyuma sahip. Özellikle eşleme dönemlerinde ve yumurta yapan kuşlara kalsiyum olmazsa olmazların başında geliyor. Ve bir çift kuşunuza kalamar kemiğini taktığınızda dişi ya da erkek, özellikle dişi, o kalamar kemiğini iştahla kemirmeye başladıysa bu yumurtanın geldiğinin habercisi olacaktır. Kuşlardaki enses ilişkiler aslında çok fazla bir ahlaki problemi de içinde barındırıyor gibi görünse de maalesef hayvanlar aleminde bu tür problemlerin ahlaki yönü tartışılmıyor. Enses dediğimizde aklımıza ne geliyor? İki kardeşin eşlenmesi, anne veya erkek yavrunun eşlenmesi, baba veya dişi kuşun eşlenmesi enses ilişkiye örnek gösterilebilir. Bildiğiniz gibi özel tür üreten, özel mutasyon çalışan, herhangi bir kuş türüyle çalışan bütün üreticiler anne ve babayı yavrularıyla eşleyerek bu genin soyunu devamlılığını sağlamak adına kullanabiliyor. Ama burada karşımıza farklı durumlar çıkabilir. Eğer siz bireysel bir üreticiyseniz, tek başınıza evde bir üretim yapıyorsanız size yavruları veya anneni çocukları eşlemenizi tavsiye etmiyorum. Çünkü aynı DNA yapısına sahip olmasa bile benzer yanları çok fazla olan bu çekirdek aile içerisinde eşlemeler yapıldığında DNA'lar çok fazla birbirleriyle etkileşime girmeyeceği için çeşitlilik sağlanamıyor.
Bu da birçok hastalığa bağışıklığın kaybedilmesi anlamına geliyor yeni gelen yavrularda. Taşıyıcı hastalıkların çok fazla daha belirgin olarak görülmesini sağlıyor. Kuşlarda, özellikle kuşlarda vücut yapısında, kemik yapısında ufalma gözüküyor. 3-4 nesil aynı nesilden devam eden kuşlar birazcık daha diğerlerine göre, normale göre çok daha ufak boyutlarda oluyorlar ve vasıflarını kaybediyorlar. Buna ek olarak kuşlarda aynı insanlarda olduğu gibi yanlış evlilikler sonucu nasıl ki bir insan engelli doğabiliyorsa kuşlarda da bu engel durumu görülebiliyor. O yüzden imkanı olanların herhangi bir şekilde iki kardeşi eşlememesi öneriliyor. Bu noktada da bu çeşitliliği arttırmak adına eğer fazla da ihtimaliniz yoksa aralardan bir kuluçka ilerleyerek bu işleminizi yapmanızı tavsiye ederim. Genelde bu şöyle oluyor. Diyelim ki ilk birinci kuluçkada iki yavru aldınız. İkinci kuluçkada da iki yavru aldınız. Bunları eşlemiyorsunuz. Üçüncü kuluçkada aldığınız yavruları birinci kuluçkayla eşleyebiliyorsunuz. Yani arada bir sayı atlamanız gerekiyor. Yine iki ve dördüncü kuluçkayı da eşleyebiliyorsunuz. Bu konuda eğer ki bir zor durumda değilseniz yavruları veya anne babayı yavrularla eşlemeniz tavsiye edilmiyor. Yumurtaya yatan çift kuşların rahatsız olması attığı yumurtanın üzerinde daha fazla hareketlenmesine sebep olacaktır. Ve bu bir noktada hareketin ani olması, eğer ki siz bir odada bu kuşları besliyorsanız ve odaya ani bir şekilde giriyorsanız bu kuş da buna tepki olarak ani bir şekilde yuvalıktan çıkacaktır. O çıkış esnasında ister istemez yumurtayı yuvalıktayken kıracaktır. Ve bu kırılma da yumurtanın içindeki yavrunun ölümüne, ölüm durumunu ortaya çıkarıyor. Bu gibi durumların önüne geçmek adına kuşlarınızın bulunduğu ortamı, özellikle üretim zamanlarında çok fazla rahatsız etmemeniz gerekiyor. Kesinlikle ve kesinlikle kafesin, perdenin, etraftaki herhangi bir objenin yerini değiştirmemeniz gerekiyor ki kuşlarınız kendini güvende hissetsin. Yumurta kırmanın bir başka sebebi ise kıskançlıktır. Özellikle erkek veya dişi kuşlar sizin yumurtayla olan iletişiminizi gördüğünüzde o yumurtayı kırabilirler. Bir başka sebep ise erkeğin çok fazla artık kızıştığı için yumurtalarını kırarak yuvalığı boşaltmak istemesidir ve yeniden çiftleşmek için dişiyi ikna etme çabalarıdır. Bu noktada da kızışma durumunu azaltıcı uygulamalar yapmanızı tavsiye ediyorum. Ek olarak eğer ki bir kuş, dişi veya erkek yumurta kırmaya, yumurtayı yemeye alıştıysa o kuşu bu huydan geçirmek maalesef mümkün olmuyor. Çok çok zor bir durum. O yumurtanın tadını alan ve kırmaktan zevk almaya başlayan bir kuş artık psikopatlık derecesinde yumurtaları, her gördüğü yumurtayı kırmaya ve yemeye başlıyor. Ama şurada şöyle bir ipucu vermem gerekebilir size. Diyelim ki acemi bir çift istemeden bir yumurta kırdılar. Belki oynarken, belki çevirirken, belki de yuvaya girip çıkarken bu yumurtayı kırdı. Bu noktada eğer yumurtanın içindeki zarın kırılmadığını görürseniz orayı şeffaf bir bantla veya herhangi bir kuşun dışkısıyla sıvarsanız o kapanan yumurta içerisinde tekrardan gelişimini sürdürme şansı olacaktır. Hatta bu şans %70'lerdedir. Yani yumurta kırıldıysa, zarı kaybetmediysek o içerideki yavrunun yaşamını devam ettirme şansına sahibiz demektir. Yaygın bilinenin aksine kuruma bir hastalık değildir. Kuruma bir hastalığın son evresidir. Bunu insanlarda bir yoğun bakım dönemi olarak düşünebilirsiniz. Nasıl ki insan herhangi bir hastalıktan, kanserden, felçten veya herhangi bir yaralanma durumundan kötü duruma geldikten sonra son evre olarak artık hastalık ve ölümün arasındaki son evre olan yoğun bakıma geçmesi nasıl bir aşamaysa kuruma da kuşlar için bu aşamayı ifade ediyor. Yani kuruma direkt olarak bir hastalığın karşılığı değildir arkadaşlar. O yüzden kuşunuzun öncelikle hangi hastalığa yakalandığını teşhis edilmesi gerekiyor. Bu bir bakteri kaynaklı olabilir, bir mantar kaynaklı olabilir, bir bağırsak enfeksiyonu olabilir, bir göz enfeksiyonu olabilir, solunum veya sindirimle alakalı bir enfeksiyon olabilir. Bunların teşhis edilmesi gerekiyor. Çünkü kuruma bunlar sebebiyle kuştaki genel iştah kaybı ve enerjisizlik durumuna verilen isim haline geliyor. Çünkü bu aşamaya gelindiğinde artık kuş herhangi bir şekilde yemek yemiyor, su içmiyor ve zayıflamaya başlıyor. Zayıflayan kuş çöküyor ve ister istemez bu göğüs kemiği dediğimiz kemikte sivrilmeler gözüküyor. Bu sivrilmenin sebebi de tabii ki kuşun zayıflaması ve
o şekilde o kemiğin belirgin hale gelmesinden kaynaklanıyor. Ve derinin renginde de bir morarmalar meydana geliyor. Bu da tamamen kan ve oradaki kilo kaybıyla bağlantılı. O yüzden kuruma bir hastalık değildir. Benim kuşum kuruma oldu. Hangi ilacı vermeliyim diye bir soru yöneltmek doğru olmayacaktır. Bu sebepten kuşunuzu öncelikle teşhisinin doğru yapılması gerekiyor. En yakın olan bir veterinere götürmenizi tavsiye etmekteyim. Evet arkadaşlar, bu haftaki kısa kısa serimizin sonuna geldik. Umarım size faydalı bilgiler verebilmişimdir. Bugün 5 farklı konu üzerinde tartıştık ve 5 farklı konuya çözüm önerisi sundum sizlere. Umarım beğenmişsinizdir. Haftaya hangi konulara kısa kısa cevaplar vermemi istiyorsanız yoruma yazmayı unutmuyorsunuz. Yorumlarınız çok önemli ki benim bir sonraki videonun çerçevesini çizmemde bana yardımcı oluyor. Lütfen yorumlarınızı esirgemeyin, yardımınızı esirgemeyin. Teşekkür ederim hepinize izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın.